Benim ilginçtir. Öyle üstüme kayıtlı hiçbir malım mülküm falan yok. Bankada da param da yok. Yani herkesin az veya çok bir şey vardır. Yani ufak da olsa bir şey vardır. Bende öyle bir şey yok. Ama zamanı gelecek. Sular seller yiyor. Para dağıtacağız, mal dağıtacağız, yiyecek dağıtacağız. İnşallah Mehdi'nin hazininin yardımcılarından oluruz da biz bizzat dağıtırız. Ben de, sizler de. Bütün Müslümanların malı adeta bütün Müslümanlara ait. Yani mesela bir oğul babasının evine nasıl gidiyor? Kapıyı açıp giriyor. Buzdolabını açıp yiyor. Değil mi? Aynı bu hakka sahip oluyor Müslüman. Çünkü bütün müminlerin malı ortak oluyor. Velayetten dolayı. Ama tabii gönül rızasına dayalı olarak. Yani böyle hani gidip gasp etme gibi değil de mümin kendi severek malını veriyor. Evine severek davet ediyor. Ya selamına kapıyı vuruyor. Mesela diyor ki ben Allah misafiriyim diyor. Oo diyor, seviniyorlar. Hazreti İbrahim nasıl seviniyor misafirleri görünce? Evet. Hemen sevindi diyor Allah ayette geldikten. Hemen buzağı kestiriyor. Ondan sonra süt getirtiyor. Yoğurt getirtiyor. Mesela Konya'da bir eve girecek, selamun aleyküm. Konya'daki, İstanbul'daki bir eve girecek, selamun aleyküm. Hemen ona misafir odası ayrılacak. Beraber yiyecek, içecekler. Mesela baktı çekirdeği güzel değil. Kaldırıp atacak çöpe onu. Al sana güzel bir çekirdek diyecek. Kendi çekirdeğinden ona bir çekirdek verecek. Sistem budur.